Tefaül babı, bir fiilin faale şöyle mücerret, sülasi mücerret fiilinin başına T harfinin getirilmesi mazi fiildir. Şöyle ve faul fiil ile aynul fiil arasına aynul fiil cinsinden sakin bir harfin getirmesi tefaale şeklinde yapılır. Aslında daha önce faale vardı. Faale, bir de te getiriyorsunuz, tefaale oluyor. Bu tefaül babı elde edilmesi bu şekilde başına te getiriyor. Orta harfi de şeddeli yapılıyor, tefaale. Bu baba tefaale mazidir. Yetefaalu muzari tefaül tefaülün. Tefaülün onun mastarıdır. Mastarının ismini almış. Tefaül babı denir. Bu babı şöyle bir tanıyalım. Evvela altı çekimini inceleyelim. Şöyle tefaale, tefaale, yetefaalu, yetefaalu, tefaülen, tefaülün diyelim. Tefaülün, şöyle geri gelelim. Tefaülün, tefaale, yetefaalu muzari olduğu için damme, tefaülün. Bu üçünü bulduktan sonra şimdi yapacağımız iş şu muzariye bakarak diğerlerini elde etmektir. Şöyle muzari, muzarat harfini atıyoruz. Başına mu getiriyoruz. Mutefa'il. Mutefa'il. Yani sondan bir önceki harekeyi kesre haline getirmemiz lazım. Mutefa'il. Mutefa'il. İsmül fa'il böyledir. Yani burada her ne kadar fetha da olsa yetefa'alu ismul fa'ili illa kendinden bir öncekini kesra ister. Mutefa'il. İsmul mef'ul ise bu kesra fetha oluyor. Mutefa'al. Mutefa'alun. Bakın fetha oluyor. İsmul mef'ul. Mutefa'al. Emir hali ise muzat harfini atıyoruz. Tefa'al. Devam ediyoruz. Yani çünkü bu sakin değil. İkinci harf muzat harfini attıktan sonraki harfimiz harekeli olduğu için başına bir kesralı hemze getirmeye gerek yok. Direkt okuyoruz. Tefa'al. Bunu da hemen cezim yapıyoruz. Çünkü emir fiili cezim ister. Tefa'al. İşte emir hali de bu şekilde gelir. Tefa'al emirdir. Bu babın fiil çekimleri bu şekilde. Şimdi bu babı yapmanın faydası nedir? Neden bu bab bu şekilde elde edilir faaleden? Bunun birinci faydası şudur. Dönüşlülük ifade eder. Birinci mana dönüşlülük. Yani mesela birisi kessere yapmış. Kessere kırdı yani. Çok kırdı öyle diyeyim. Ya da kırdı. Kırdı anlamı da gelir. Kessere kırdı. Eğer tekessere yapsak tekessere, o kırma fiili kabul etti yani. Kessere ezzüccace. Mesela Ali işte şeyi kırdı. Camı. O zaman tekessere züccacu. Cam kırıldı anlamı gelir. Mutavaat, dönüşlülük ifade eder. Birinci manası. Bir örnek daha. Mesela elleme var. Elleme. Öğretti. Taalleme desek. Şöyle. Taalleme. O zaman öğretti. Öğrendi. Yani bu allemeyi kabul etti. Alleme öğretti. O zaman mesela alleme Aliyun Ahmet'e. Ali Ahmet'e öğretti. O zaman taalleme Ahmedu. Ahmet öğrendi. Taalleme. Dönüşlülük ifade eder. Bu birinci mana. İkinci manada tefaül babı baş başa kalmayı ifade eder. Yani bir fiille baş başa kalmayı ifade eder. Mesela işte heccede normalde uykusuz kaldı. Heccede,
heccede, hadi teheccüd var ya, heccede, uykusuz kaldı. Teheccede, şöyle, teheccede dediğimiz zaman, o zaman yani ibadet için uykusuz kaldı. Kendisiyle böyle baş başa kaldı. Yani bu fiille baş başa kaldı. Heccede fiiliyle kendisi baş başa kaldı. Yani o fiille beraberlik ifade ediyor. Teheccede yani uykusuz kalmakla baş başa kaldı. Öyle diyelim, ibadet için uykusuz kaldı. Aynı manaya geliyor ama biraz arada bir fark var. Yani heccede uykusuz, teheccede ibadet için uykusuz kaldı. İsimden fiil elde etmek için yapılır. Mesela yastık visadedir. Visadetu yastıktır üçüncü manada. Visadetun. Bu yastık demektir. Visadetun. Eğer biz bu baba geçirsek, yani tevessede, tevessede. Bu taymer, bu da fiilden, yani bu kelimeden sayılmıyor. Visade, bunun esas harfleri vesededir. Tevessede desek, yastık edindi anlamına gelir. Yani bu yastıktan bir fiil ürettik. Bir isimden bir fiil. Yani bir yastık var. Yastık fiilini yaptı. Yani ne demek yani? Yastığı elde etti. Yastık edindi anlamına gelir. Tevessede. Bir diğer manası nispet ifade eder. Yani bir yere kendisini nispet etmek. Mesela yine bir isim, tabii yine isimden yapılır. Dördüncü mana. Mesela badiye, badiye çöldür. Badiyetun. Çöldür. Badiye. Bu isimdir. Biz B'de bir de Y'dir bunun asli harfleri. Tebeddeye. Tebeddeye desek mesela. Tebeddeye. Tabi bu Y sonra elif olur. Tebedda olur. Tebedda. Tebedda. Çöldür. Tebedda ne olur? Çöle intisap etti. Yani bir nevi kendisini çöle attı. Çöle bıraktı. Bir intisaptır yani tebedda. Bunu da mesela medeni, mesela mudun şey, Medine şehirdir mesela, onu da ben söyleyeyim. Medinetun şehirdir. Bu dördüncü manayla ilgili. Şöyle medinetu, medinetun şehir demektir. Temeddene, mim, dal, bir de nundur bunun asli harfleri. Temeddene. Temeddene desek, bu da işte şehir, kendini şehre intisap etti. Şehirli oldu. Temeddene, temeddün etti. Şehirleşti anlamına gelir. Bir isimden yine fiil yapılır. Bir diğer manası, beşinci manası, bir zorluk ifade eder. Yani bir şeyin zorla yapıldığını, zorlanıldığını ifade eder. Mesela alleme, öğretti anlamına gelir. Eğer taalleme desek, şöyle taalleme, bu baba getirdik, tefaül babı. Taalleme yani ilmi zor öğrendi, zorlandı yani ilimde. Mesela kebbere, yine kebbere büyüttü anlamına gelir. Tekebbere bu sefer kibirlendi anlamına gelir. Yani bu da başka bir manadır. Tekebbere yani bir, o kibirlenmeyi üstüne aldı, tekellüf etti. Yani büyüklüğü üstüne aldı. Hem tekellüf, bu tekellüf manasıdır. Bu da zorlanma. Yani taalleme zorla öğrendi. Yani zorlanarak öğrendi. İlmi zor öğrendi. İşte kebbere de büyüttü anlamına geldiği için bu büyütmek fiilini üstüne aldı. Yani kendini bu sefer büyüttü. Tekebbür, kibirlendi anlamına gelir. Bir diğer manası yok. Bu kadar mana yeter. 5 tane manayı inceledik. İnşallah bir sonraki videomuzda tefaül veznini inceleyeceğiz.